önemli. Ordumuz örnek bir il olmaya yönelik olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bir dakika dahi boşumuz yok ve yaptığımız çalışmalar da biz taklit eden değil, taklit edilen bir şehir olacağız. Şehircilik anlamında da. Aynı zamanda 21. yüzyılın önemli bir yerleşim merkezi olacak. Burada da kendileri bize siyasi kişiliğiyle ve aynı zamanda bakanlıkları döneminde, başbakan yardımcılığı döneminde de çok güzel çalışmaları, destekleri oldu, katkıları oldu. Biz onun devamını sağlıyoruz. Çok güçlü bir ekibimiz var. Güçlü bir teşkilatımız var, belediye başkanlarımız var. Onları da birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızdan da biz ta 94'ten beri beraberiz. Yani belediyecilik bizde bugün başlayan bir çalışma değil. 94 yılından beri İstanbul'da başlayan bir yolculuk, bir serüven. Şimdi de devam ediyor. Dolayısıyla Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Bey'in örnek kişiliği hepimiz için aynı zamanda ışık tutucu, aydınlatıcı olacak. Ben tekrar kendilerine hoş geldiniz diyorum. Ve müsaade ederse kendilerine buyurun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler Beyefendi'yi tebrik ediyorum. Hakikaten mahalli seçimlerde çok üstün bir başarı elde ettik. Bir ilçemiz dışında diğer ilçelerimizin tamamını da kazanarak büyük bir başarı elde ettik. Hem kendisini Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hem de diğer bütün belediye başkanlarımızı ilçe belediye başkanları olarak bir kez daha tebrik ediyorum. Uyumlu bir çalışma düzeni içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın tabiri caizse takım kaptanlığında burada belediyelerimiz, teşkilatlarımız, milletvekillerimiz hep beraber bir güzel çalışma dönemini geçireceğiz ve bu 4 yılı inşallah ordumuz en üst düzeyde istifade ederek geçirecek. Hilmi Bey'in bilgisi, birikimi, tecrübesi, devlet adamlığı, teknik kapasitesi, idarecilik vasıfları, bütün bunların hepsinin de orduya çok güzel hizmetler şeklinde yansıyacağından zerre miktar şüphem yoktur. Biz de bütün elimizden gelen desteği, güçle desteğimizi sürdüreceğiz. Burada ağız tadı içerisinde, huzur içerisinde gerçekten pozitif bir gündem oluşturarak ilimizi nasıl daha ileriye götürebiliriz? Her alanda, ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak her alanda nasıl daha ileriye götürebiliriz? Hep birlikte bunun müzakeresini yapacağız. Yeri gelir, bu konularda tartışmalar yapacağız. Ama asla negatif bir gündemimiz olmayacak. Hep pozitif gündemle, olumlu işler yaparak, olumlu projeler oluşturarak birbirimizin tabiri caizse takım oyununda kademeye girerek, eksiklerini kapatarak yolumuza devam edeceğiz. Ve ümit ediyorum ki bu önümüzdeki 4 yıllık süreç, 4 yılı aşkın bir süreç, ordu için bir sıçrama dönemi olacaktır. Hep beraber gayret edeceğiz. Ben bir kez daha başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. Bugün sokakta dolaşırken de halkın arasında gördüğüm fevkalade olumlu, güzel bir teveccüh var. Bu vesileyle bütün hemşehrilerimize bir kez daha sizler aracılığıyla sevgilerimi, saygılarımı ifade ediyorum. Getirmek için mücadelemizi süratle orduyu her alanda Karadeniz'in sadece Türkiye'nin Karadeniz'deki şehirleri arasında değil, diğer ülkelerin Karadeniz şehirleri arasında da örnek bir şehir haline getirmek için mücadelemizi süratle, kararlılıkla, bilgiyle, efendim dayanışmayla sürdüreceğiz ve inşallah çok daha güzel bir şehir haline burayı getireceğiz. Bizim kendimizin geliştirdiğimiz Kibele markalı çikolatamız. Bu da sizi ağzınızı tatlandırsın diye. İkram edebilir miyiz zaten? Tabii. Bunu kendimiz geliştirdik. Kendi yaptığımız çikolatamız Kibele marka. Ben de o zaman önce basından su arkadaşlara ikram edeyim. Evet arkadaşlar.
Kamera taşıyanlar en zor işi yapar. Buyurun. Çok özel yapıyoruz. Ve şimdi bunu aynı zamanda da satış ürünü olarak hazırlıyoruz. Bugün Allah razı olsun. Sabahtan beri arkadaşlar koşturuyor. Başka? Bugün Allah razı olsun. Sabahtan beri arkadaşlar koşturuyor.